İyi akşamlar gençler. İyi akşamlar. Boş mu? Acaba şu halime bak. Öykü! Öykü! Kim var orada? Korkma. Çok korktum. Geçti. İkimiz de ne arabayı ne de lastiği bulduk herhalde. Yani ama birazından birbirimizi bulduk. Yani ormanda tek başımıza da geçirebilirdik geceyi. Ne sesi o? Müzik mi o? Gel. Aç zülfünü gözlerin göreyim, gözlerin içi güler mi göreyim, tut elini bakalım. Yok artık. Ne oldu? Yok artık, kalk 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 kalk. Cem ne oldu? Kalk kalk kızım. Cem ne oluyor ya? Şuraya gel. Cem ne oldu Allah aşkına, ne oldu? Kızım manyak. Cem delirdin mi sen? Delirdim ha, delirdim. Delirdim senin yüzünden, savurdum ben de delirdim. Gir şunun altına. Gir. En sevdiğim. Aç saçlarını. Allah'ım. Dudağın kenarı oynasın da göreyim. Bir gülümseme ne dünyayı vereyim. Akşam güneşi parlarım iş güzele. Yarine değil. Oh, ne yorulmuşum. Biz ne kadar yürüdük ki? Bayağı yürüdük de en azından medeniyetten o kadar uzakta değilmişiz. Yani. Ya benim bahsettiğim yer burası değildi ama burası da çok güzelmiş. Neyse, daha fazla mekan aramak yok en azından. Yani. Burada biraz dinleniriz. Ondan sonra otele gider, yardım isteriz. Sahilin sesi de çok güzel. Evet. Huzur veriyor değil mi? Biz niye geldik buraya? Ya birazcık sabret, göreceksin biraz. Sen ne kadar sabırsız bir kızsın ya. Öğren birazcık sabret. Geldi bile. Kim geldi? Mertel?
Efendim? Beni çimdikte. Babana su çarp. Bir şey yap. Ya hayatta yapmam öyle şeyler, çok ayıp. Merdiven ben. Hangi derizi görüyorum? Evet. Nasıl ya? Nasıl? Sabah. Aa bu. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Yaklaşıyor. Evet ta kendisi. Geldi. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Zengin Bey. Merhabalar. Rüya değil mi? Yani rüya herhalde değil mi? Mertel rüya mı? Bir çimdik desene ama su çarp falan bir şey yap dedim ya. Bu güzel hanımefendiye eşlik edebilir miyim? Ben yani benim bana buyurun oturun ne olur. Buyurun lütfen. Buyurun. Rüya. Sakin. Üçümüzüz. Nasılsın Rüyacığım? Türkçe gitti. Bak mekan bakacaklar diyordun, ona bakıyorlardır. Orası öyle de. Dur ben şunları bir arayayım ya. Ya gel, of gel. Cem ya, hayır, hayır. Bak sakın sesini çıkartma. Hiç çıkarmam. Ama benim bu işten karım ne olacak? Ne istersen. Öykü? Aşkım, ne yaptınız, nerelerdesiniz? Ne yapalım canım ya, Ava'dayız. Yemekken ararken başımıza gelmeyen kalmadı. Önce lastik patladı, sonra yedek lastik yuvarlandı, kayboldu. Ondan sonra biz de onu arayalım derken ormanda kaybolduk. Ama şimdi bir otele geldik. Burası da bayağı iyi görünüyor. Şimdi buradan bir araç ayarlayıp çıkacağız. Ha, hay Allah ya. Çok üzüldüm Öykü. Ama neyse kalmayacaksınız yani değil mi? Yok yok kalmayız yani zaten araba yolda, ekip bir yerde, biz bambaşka bir yerde. Hayatım ben şimdi kapatıyorum, şey yaparız yine konuşuruz tamam? Tamam, tamam bebeğim, öpüyorum. Tamam bebeğim. İçin rahatladı mı? Evet. Araba dedi, mahsur kaldık falan bir şeyler dedi de anlamadım hiçbir şey. Neyse ya, yardım isteyeceklermiş otelden, gideceklermiş buradan. O zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hayır hanımefendi, devam edemeyiz. Biz de gidiyoruz. Zaten gelmemiz hataydı. Ama bana söz vermiştin. Ne istersen yaparım demiştin. Aşma bunun geleceğini biliyordum. Yani. Hem şimdi öyle riske atmaya değmez. Yani yolda karşılaşırsınız falan. Sen bilirsin. Demek film çekmek için mekan ararken kayboldunuz. Evet, öyle oldu. Yani aslında tam olarak öyle değil. Yani biz mekan ararken kaybolmadık. Mekan ararken lastiğimiz patladı. Yedek lastik de birazcık yuvarlandı, kayboldu. Ama zaten bunlar önemli değil. Şöyle ki, özet geçecek olursam, biz mekan ararken değil, lastik patladığı için kaybolduk. Aslında senin inadın yüzünden kaybolduk da. Neyse, bize bir araç bulabilir misiniz ya? Biz arabamızın yanına gitmek istiyoruz da. Bir de yedek lastik tabii. Bakın isterseniz şöyle yapalım. Biz sizi bu gece burada misafir edelim. Ne dersiniz? Yok, o olmaz. Yok, hayır, olmaz, öyle olmaz. Bu saatte burada ne lastikçi ne de çekici bulabiliriz. Yarın otelimizin gündüz gözüyle görme imkanınızı da bulabilirsiniz. Otelimiz şirin ve nezih bir oteldir. Hem kim bilir, belki de filminizi burada çekmek istersiniz. Ben de size kolaylıklar sağlarım. İyi, tamam öyle olsun. Ama iki ayrı oda, lütfen. Peki, hay, tamam. Buyurun. Motor kazası geçirmiştiniz siz hani. Hangisiydi o ya? Garson! Garson, ya nasıl hatırlamazsınız? Hani kadının ördüğü yeşil kazak vardı ya üstünüzde, hatırlamıyor Mertel. Ya ben dün ne yedim hatırlamıyorum ki Gaye. Rüya. Rüya mı? Evet, ismim Rüya. Ya ha Rüya, ha Gaye, ne fark eder ki? Yani Mahmut da olabilir, değil mi? Neyse işte, siz trafik kazası geçirdikten sonra ben bütün hastaneleri gezmiştim. Size bir geçmiş olsun demek için gerçek sanmıştım. Ya senin kafa iyice gitmiş ha. Öyle değil mi Mertcan? Mertel. Mertel mi? Komikmiş. Yani benim kafa gidik değil de... Sadece ben çok küçüktüm.
Onu yani size bir şey oldu sanmıştım. Garson, tazele bakalım. Şey, Engin Bey artık içmeseniz mi acaba? Karınız sizi bu sebepten terk etmişti ya. Ya filmi falan boş verin de akşam nereye akıyoruz bakalım? Plan ne gençler? Yani biz eve akıyoruz genelde akşam olunca. Oo, home party ha? Ya bizim prodüksiyon tayfasının takıldığı çok güzel bir mekan var. Ama oraya damsız almıyorlar Mertcan. Biz artık Rüya ile takılırız. Siz önce bir insan gibi takılmayı öğrenin de. Ne oluyor ya? Sen baksana bana. Maksadını bilmiyor muyum sanıyorsun ha? Senin gibi 50 tane hatun geçiyor. Kıymetini bil. Oğlum lan kendine gel. Bir saniye Mertar. Bir saniye. Sen beni ne sandın ha? Sen beni ne sandın tavuk? Biz seni ünlü dedik bağrımıza bastık be. Terbiyesiz. Sen benim hayallerimle oynayamazsın anladın mı? Sen beni ne sanıyorsun be? Ha kendine gel. Bir saniye. Ya Mertar bir dakika. Ama... Sen ne biçim bir insansın? Hayır. Bir saniye. Eşek galiba. Duygularımla hayallerimle oynayamazsın. Ya zaten niye alıyorsunuz böyle adamları ya, içeri? Bırakın. Ya yürü bırak, sen kızım. Gel. Gel ayı gör. Ayı. Gece gece hiç tanımadığın adamla iki dakikada beni çekiştirmeye utanmıyorsun değil mi? Hayret bir şey. Neymiş efendim benim çok bilmişliğim yüzünden kaybolmuşuz da bilmem neymiş de. Ya sen lafı uzatıp nasıl kaybolduğumuzu anlatmasaydın o detaylara girmemiş olacaktık biz hiç. Ben seninle uğraşamayacağım gece gece. Gerçekten uğraşamayacağım. Tek istediğim biraz dinlenmek. Allah ya. Bu mu benim odam kardeşim? Öyle ver, ver. Ver kardeşim kartım. Asıl ben yalnız kalmak istiyorum eğer mümkünse. Hayret bir şey, hayret. Açın sen de. Yalnız kalacakmış. Sen yalnız kal zaten. Kal yalnız. Dinlenmek istiyorum. Asıl ben dinlenmek istiyorum be. Sen hayrandın değil mi bu herife? Yani bir de nefret etsen direkt Karacaahmet'e paket servis. Şu ya, gül biraz ya. Gülmek sana çok yakışıyor fıstık. Yer misin anlamında? Sağ ol. Ama şok oldum. Vallahi şok oldum. Bir an böyle kafenin ortasında kaldım ya. Tokadı bir çıkardın hep. Yazık ya. Hiç yazık falan değil vallahi gayet hak etti. Nöbetçi Drakula çıktı pis herif. Ne oldu ya sen omzun? Ben çekiştirirken falan mı incittim acaba? Şu tam. İstersen sen kendi kendine yavaş yavaş ol yani çünkü... Kırık olsa duramazsın yerinde. Hı hı. Sen kendin yap yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. Vallahi iyi de yaptın aslında sen. Sen yapmasan ben yapacaktım çünkü. Harbiden mi? Tabii yani ya. Ya biz yani yazar çizer tayfasıyız ama... terbiyesiz bir adama da gerektiğinde böyle haddini bildirmesini... façasını aşağı almasını biliriz yani. Önce edep, ayıp. Keşke hiç tanışmasaydım ya. Keşke hep hayallerimdeki gibi kalsaydı. Tabii tabii. Sonra saf saf sapının teki odanın duvarlarını süsleseydi değil mi? Allah korusun doğru söylüyorsun vallahi Yaman. Vallahi ünlülerle hiç tanışmamak lazım. Büyüsü kaçıyor sonra. Bak aslında en güzelini biliyor musun? Uzaktan sevmek. Ben sana bir meslek sırrı vereyim mi? Aşk esasen tek kişiliktir biliyor musun? Nasıl yani? Şöyle... Ben aslında bir nevi dert küpü sayılırım. Yani bu aşk gurusu ünvanından sonra... o kadar çok vaka dinledim ki... aslında hep bir taraf daha çok sevdiği için... meydana geliyor bu mutsuzluklar. Yani fazla sevgiden mutsuzluk mu çıkıyor? Yani... daha çok sevilenin illaki kalkıyor mabadı. Şımarıyor.
Yazık. Şımarma ya. Yazık. Evet, doğru. Yazık. Çok yazık. Bertay, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Sevgilim... Efendim? Yani sevgilim yok aslında benim. Ya ben öyle bir anda bir gurur yaptım ve sana yalan söyledim. Ciddi misin? Benim de yok. Ben de öyle bir anlık hırsla söyledim. Sen var deyince ben de söyledim. Nasıl ya? Çok saçma. Ya biz niye birbirimize yalan söyledik ki durduk yere? Ya ne bileyim, sen böyle söyleyince ben de bir anda Peki psikolojide bu vakaya ne deniyor acaba? Kesin sen biliyorsundur. Tabii ki biliyorum. Psikolojide bunun karşılığı tam olarak aslında... İnadım inat. Tavuğum iki kanat, ne bileyim ben ne deniyor psikolojide bunun karşılığı. Ya saçmalama. Olur mu böyle şey? Hayır, bunun yani bilimsel bir adı yok mu hocam? Mutlaka vardır bir şey. Yani bu, şimdi psikolojide bu... şimdi yavrucuğum, şimdi psikolojide bu saatte uykuda olduğu için... Yani Freud da insan sonuçta, Mert Ertekin soy da insan. Yani ne diyeyim bu saatte buna, ne diyeyim? Ne deniyor bilmiyorum açıkçası. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok acıktım. O yüzden geldim. Beraber yiyelim istersen. Seninki gelene kadar. Teşekkür ederim. Ya iyice acıktım ha. Kızım daha önce niye çıkartmıyorsun şu anahtarı ortaya? Fena mı oldu? Spor yapmış olduk. Hoş geldiniz, buyurun. Hemen çok acıktım. Cem? Cem ne yapıyorsun? Cem deme bana, Cem deme bana. Bittim ben, bittim ya. Bunlar gitmemiş mi hala? Gitmemişler işte, gitmemişler. Çocuğum bir sus, Allah aşkına sus. Cem. Cem. Ne? Biz hayatımızın geri kalanını bu alanda mı geçireceğiz? Kızım ne bileyim ben ya, onlar gidince gideriz işte. Kardeşim bakar mısın? Birazcık sıkıldık da arkadaşımla odaya gitmek istiyoruz. Buradan nasıl çıkabiliriz? Bu tarafta. Şaka yapıyorsun. Görüyoruz herhalde. Başka yol yok mu? Yok efendim. Peki sağ ol. Yok öyle. Ben onların keyfini bekleyemem. Dercan ha? Der... Ablacığım iki dakika alıp oynayacağım, geri vereceğim. Resmiye yeter artık ya, yeter. Telli baba türbesi gibi oldu ev ya. Tövbe estağfurullah. Ya benim aklım almıyor Resmiye. Benim aklım almıyor, almıyor. Koskoca elektrik faturasını yatırmayı unutmak ne demek ya? Nerede görmüş bu evde böyle bir şey? Ben mi yapayım onları da? Gitmeyeyim işe, akşamdan beyazları basayım, kek çırpayım. Bütün bunları ben yapayım, öyle mi? Estağfurullah Bekir'im, hiç öyle şey olur mu? Sen kızma, ben yarın sabahtan gider açtırırım elektriği, yatırırım. Anne nasıl açtıracağız ya? Elbise için mutfaktaki kumarını yumuşattık ya. Sus kızım. Bekir'in sus hadi sen. Al, al buyur. Bir televizyon keyfim vardı, artık o da yok. Oturalım böyle, böyle bazlama gibi oturalım böyle. Vallahi oturalım, böyle oturalım ha. Al. Doğru söylüyorsun. Böyle kapatınca da hepsini kapatıyor vicdansızlar. İnsan televizyon için azıcık bırakır değil mi? Hiç yok. Çok
Çok vicdansızlar ya resmiyen. Vallahi öyle bunlar. Öyle vallahi. Bak ne diyeceğim. Sen al bir tane fincan git komşuya. Biz de birazcık verir misiniz? Bizde kalmamış de. Ne? Elektrik. Yok. Ben çarpılırım. Aa! Ne? Ay bizim radyo var ya hem de pilli. Ay kurban olurum ben senin o berrak. Oh! Oh! Zekanı anasına çekmiş. Dolabın altında. Anne burada yok. Ay unuttum, unuttum, unuttum. Al, al. Ha? Al, al, al. Oyalan bununla. Ay, ay, vallahi çok güzel oldu. Oyalan bununla. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz analı kızlı, ha? Diyeceğim ama tövbe estağfurullah. Ya gece gece nereden aklınıza geldi incir uyutması bilmem ki. Ay sorma ablacığım, şimdi ben Nur'a böyle evde anlatıyordum. Teyzen şöyle güzel yapıyor, böyle güzel yapıyor. Aa, kız bunun suratına bir baktım ağzının suları akıyor. Ya sen de beni biliyorsun ya, ben bir tek bu tatlılar konusunda hani biraz zayıfım. Bir tek tatlılar konusunda. Hı. Ayol sen yumurta kırmayı bile bilemezsin be. Abla. Ne ablası? Hatırlasana ilk evinde mutfağı kaldırdığında oraya... Oturma grubu koydurttun ayol. Ay ama çok güzel olmuştu. Aa, çok güzel oldu. Bu çocuk bu boya nasıl geldi? Vallahi Allah tarafından ha. Hayır teyzesi sayesinde işte. Teyzesi sağ olsun. Ablaların gülü. Hadi hadi. Yağ yakıp durmayın bana. Tamam. Al bakayım sen şunları. Bir kırıver çocuğum. Hadi hadi. Ay ablacığım iki tepsi yapsak. Hani bir tepsisini de ben eve götüreyim diyorum. Oldu. Başka? Tövbe estağfurullah gece gece ya. Nur. Gel çocuğum gel. Şu elime güzel güzel sen bak da annem bu yaştan sonra hiçbir şey öğrenemez. Sen öğren, lazım olur çocuk. O ne Nur? Tablete not alacağım işte. Yavrucuğum, tablete notla olmaz o. Buraya not alacağım, buraya. Tamam canım, o teyzesini hem dinliyor hem de tabletine not alıyor. Değil mi güzel kızım? ablacığım, onun içine şey bir keçi sütüyle yapıyorsun değil mi şimdi? Çünkü çok seviyormuş da. Kim çok seviyormuş? Ben. Nur. Ayrıca keçi sütünden daha güzel oluyor dersin ya sen hep bize. Ben hep keçi sütü kullanırım zaten. İşte. Siz her şeyi ne çok biliyorsunuz. Ne çok ya Rabbim. Malumat şahane, uygulama nanay. Değil mi? Çok teşekkürler. İyilik yapayım dedim aslında ama beceremedim. Yok canım. Yani gayet büyük bir iyilik yaptın. Demek ki rüyalardaki herkes güzel olmuyormuş. Bugün de bunu öğrendik. Bütün rüyalar güzeldir aslında. Arkadaş el kadar bebekte ne tırnak varmış ya. O annesinin tırnağı canım. Cacığım inanmıyorum ya. Senin yüzünden ne hallere düştük? Benim yüzümden mi senin yüzünden mi? Allah'tan kadın yedi hikayemize. Sen bana dua et. Ben abimden kaçıyoruz demeseydim o kadın paramparça ederdi seni. Bunlar niye dönmediler hala ya? Niye burada kalıyorlar baş başa? Bakayım. Dur. Alo. Alo. Ya siz neredesiniz ya? Sorma Cem ya. Vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Lastik patladı. Yolda kaldık, kaybolduk falan. Şimdi Ava'da bir oteldeyiz. Yardım istedik. Tamam. Öykü de işte yardım alıp döneceğiz dedi. Tamam da işte lastikçi bulamazsınız dediler bu saatte. Biz de kaldık mecburen. Dönün abi. Yani ne yapıp edip dönün bir şekilde. Yani şirketten araba falan isteyin. Ne bileyim. Cem ben de burada kalma meraklısı değilim de dönemiyoruz oğlum. İşte çıkamıyoruz hiçbir yere. Tamam biz sabah erkenden yola çıkarız. Sude'yi ekibi alırız, döneriz. Tamam. Hadi görüşürüz yarın. İyi, geç kalmayın. Kızım bir dur ya. Ay of Cem. Çok sağ ol ya Meryem. Niye ki? Ya davetimi kabul ettin. Kırmadın, geldin, durumu kurtardık. Saçmalama, asıl ben teşekkür ederim çağırdığın için. Rica ederim.
abim. Oh. Bayram mübarek olsun Meryem'ciğim. Nice bayramlar inşallah. Oo, iyi akşamlar. Gençler, nereden bakayım böyle bu saatte? Hı? Annem. Gecenin bu saat oldu. Ablacığım, kocaman çocuk, bunlar gelirler herhalde. Niye bu kadar heyecanlandın? Vallahi üç tane çocuk doğurdum bana yoldaş olsunlar diye. Bir tanesi ortada yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Allah Allah. Nerede kaldılar acaba gerçekten? Ya vallahi bir tanesi çalışıyor, öbür ikisi nerede? Ben arayayım şu tarafa. Arama, arama şey yapalım. Sen cevizlere bir bak bakalım. Ha. Cevizleri ezebilmiş mi benimki? Nur, sen kabuğuyla mı kırdın çocuğun bunu? Kabuğuyla kırılmıyor mu zaten bu? Yok Ferin. Biz cevizi ağacıyla beraber koyuyoruz tatlının içine. Allah'ım, sen bana akıl ihsan eyle ya Rabbim. Vallahi kendim için istemiyorum. Dağıtacağım bunlara ben, dağıtacağım o akla. Tövbe ya Rabbim. Aa, süt taştı Allah için, kahretmesin çocuk gibi. Ablam arıyor. Alo ablam. Ablacığım hadi artık, saat geç oldu, gelmiyor musun? Ablam biz dönemeyeceğiz. Annemle konuşup izin almıştım. Söylemedi mi sana? Yo, söylemedim. Niye dönemiyorsunuz canım? Sakın. Ablam sakın. Orada kalamazsın. Ya abla tamam, ben de çok memnun değilim. Yani mahsur kaldık diyelim. Bana bak. Ozan da orada değil mi? Yani. Ya ablam bak, merak etme tamam mı? Ben yarın döneceğim. Neyse, peki tamam. Sen kendine dikkat et de bana bak. Eğer bir şey olursa hiç Ava falan dinlemem, atlar gelirim, tamam mı? Tamam, tamam ablam. Çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Kaptanın seyir defteri. Denek kişisi bu gece hayranı olduğu kişiyle karşılaştı ve ondan hiç hoşlanmadı. Acaba hoşlanmama sebebi onu başkasıyla kıyaslaması olabilir mi? Of ya, denek kişi çok güzel değil mi galiba ya? Ya ne bileyim, kaptan? Denek ben miyim yoksa? Oğlum ne oluyor ya? Vallahi kalbimiz perşembe pazarına döndü abi. Böyle içim kıpır kıpır benim ya. Sanki böyle içimde müzik çalıyor. Müzik, la müzika. İnşallah yumurtadır. Ha. Kız, şık ışığı bunun içine tutsana. Anne şarjı bitiyor, şarjı. Ne böyle hele ışığı gibi kısık kısık, aç şunun ışığını. İyi mi? Heh, süt ver bana, süt. Anne sonda ya. Cevap verme, süt ver. Çok güzel çalıyorlardı, dinleyemedik. Dinlesek mi acaba şimdi? Hadi gel. Hadi. Arkadaşlar yine biz. Oturalım mı? Oturalım. Şimdi ne çalalım? Yeni gelen misafirimize soralım. Yani kendisi çok güzel şarkı söyler aslında ama. Yani sen çok güzel çalıyorsun aslında, siz devam edin. Hadi aman azlanmayın. İyi peki o zaman. Sezen Aksu'dan El Gibi'yi biliyor musun? Biliyorum tabii. Tamam o zaman. Ne
bir ses ne de haber. Gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldığımda benim hasretinle ben. Bir yabancı selamı ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz. Ayrılık kışın. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz. Ayrılık taşır. Dün gece otelimizin çevresini de gezme imkanı buldunuz herhalde. Umarım güzel zaman geçirmişsinizdir. Evet evet, gezdik, çok da beğendik. Peki siz memnun kaldınız mı dün gece? Evet evet, ben de dün geceden çok memnun kaldım. Yani dün gece derken otel ve çevresinden bahsediyorum. Şey, şu araba işini halledelim mi artık? Yani taksi falan da olur. Peki, bakalım. Bu sizin aradığınız lastik mi? Evet ya, bizim lastik. Siz nereden buldunuz? Şanslısınız. Arkadaşlar sabah yürüyüşe çıktıkları zaman bulmuşlar. İyi peki, tamam. O zaman bizi sadece arabamızın yanına bırakmanız yeterli. Hay hay. Gidiyorlar galiba. Biraz bekleyip biz de çıkalım. O zaman daha vaktimiz var demektir. Kızım adrenalin de bir yere kadar ya. Biz de çıkalım. Bir yarım saat bekleyip. Ya. Bu iş tamamdır Ozan Bey. Ama İstanbul'a dönünce yedek lastiği tamir ettirmeyi de unutmayın. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şöyle bir. Bereket versin. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Hadi. Ha, Çağla arıyor. Aa. Efendim Çağla. Evet, yoldayız, dönüyoruz. Ozan, Sude delirmiş gibi. Çok sıkıldım, İstanbul'a gidiyorum demiş, çıkmış otelden. Tamam tamam, ben konuşurum Sude'yle. Zaten biz de mekan değişikliği yapmayı düşünüyoruz. Tamam. Sude beklemekten sıkılmış, hatta delirmiş, İstanbul'a dönmüş. Biz de şimdi doğrudan şirkete gidiyoruz. Hadi. Aşkımın göz bebeği, hayatımın nazar boncuğu, nerelerdesin? Kahvaltı sofrası boynunu bükmüş, seni bekliyor. Hiç iştahım yok Ünal. Canım çok sıkkın, çok. Emret sultanım. Ne keyfini yerine getirecekse buyur, hemen halledelim. Biliyorsun, Cem'in zerrine defteri vermesi yetmiyormuş gibi. O öykünün de Cem'e kancayı takması yetmiyormuş gibi. Öz oğlum Cem'in benden kaçması da yetmiyormuş gibi. Bir de başımıza o Nur'la Sevtap çıktılar. Onlar da Ozan'a kancayı taktılar.
Ozan da Cem de akıllı çocuklardır. Hiçbir şeycikler olmaz. Bak o Zerrin ailesi böyle bizim aileyi kıskaca aldılar ya. Ya bir kamyon dolusu kadın. Sen kadınların neler yapabileceğini bilmiyorsun. Ben kendimden biliyorum. Yani bana yapılanlardan biliyorum Ünal. Ya örümcek ağı gibi böyle bizim çekirdek ailemizi sardılar. Peki ne yapmamız lazım? Ben biliyorum ne yapacağımı. İlk önce en tehlikeliden başlayacağım. İlk yapacağım şey o Öykü'nün defterine dürmek. Radyoyu açalım, biraz ses olsun. Tamam, şey yapalım o zaman. We've been young, we've been older. It's where we met and where I told you we could live together on this road. We're older now and not so younger, but we never lost the hunger. We still live together on this road. Öykü. Heh. Ben teşekkür ederim. Neden? Çünkü çok güzel, yani çok faydalı bir iş gezisi oldu. Çok yardımcı oldun bana. İyi o zaman itiraf et. İşim de çok iyi. Yani işte fena değilsin diyelim. İyi tamam, öyle diyelim o zaman. Yapayım ben. Efendim Canan anne. Ozancığım, Cem nerede? Bilmiyorum nerede. Ben de onu soruyorum işte. Ya yanımda kalsın istedim ama iş vermişsin. Gitti. Gidiş o gidiş. İş vermişim. Ozan sen niye benim her söylediğimi tekrar ediyorsun? Ya akşam eve gelmedi. Arıyorum açmıyor. Üstelik hasta olduğumu sanıyor ya. Ama yok. Tamam. Sen merak etme ben bulurum onu. Bul Ozan bul ya. Ama sana da aşk olsun Ozan. Yani annen hasta evde onunla kal diyeceğine işe gönderiyorsun. Bul çabuk oğlumu bul. Heh, şimdi Ozan arıyor. Kesin annem bana ulaşamayınca onu sıkıştırdı. Aşkım, kocaman adamsın ya. Hala annem merak etti diye dertleniyorsun. Tamam, sus. Alo Cem, neredesin, iyi misin? İyiyim tabii, yoldayım. Canan anneye benim sana iş verdiğimi söylemişsin. Söylendi durdu bana. Nereye gitti sen, ne dolaplar çeviriyorsun? Ne dolabı ya? Akşam canım sıkıldı, öyle bastım gaza dolandım biraz. Sonra da bir arkadaşla kaldım, hepsi bu. Oğlum madem suçu bana atacaktın, bana da söyleseydin, haber verseydin. Ya da Canan anne aradığında telefonlarını açsaydın. Amma olay yaptınız ha. Çocuk muyum ben? Sana çocuk gibi davranılmasını istemiyorsan kendin çocuk gibi davranmayacaksın, tamam mı? Ne zaman geliyorsun sen şirkete? Canan anne seni bekliyor burada. Eve gideyim, üstümü değiştireyim, geleceğim. Yarım saat orada olurum herhalde. Heh şöyle ya. Bir kere elini al biraz. Hayır, o senin öz abin bile değil mi? Böyle eğitmeye çalışıyor gibi seni. Derya, Allah aşkına sus ya. Zaten niye aklına uyduysam seni? Sen öyle iyi biliyorsun ki Cem. Sen benden başka kimsenin yanında kendin gibi olamıyorsun. Tamam hadi sus da gaza bas. Geç kaldım zaten.
Kızım sana biraz uzakta dur dedim. Yine geldin evin önünde durdun ya. Mahallemize geldin uzak dur diyorsun yani.
Kötüler böcekler mi? Kah karşına mor bir ay çıkar. Kah kanatlı balıklar. İçimde bir dağ taşırım. Kaybolduğumda oradayım. Bir uçtan uca uçarım. Canım isterse koşarım. İstersem oklar zıplarım. Kafam orada hep tam takır. Bir uçtan uca uçarım. Canım isterse koşarım.